Türk futbol tarihi favorisi önceden belli olmayan sayısız Fenerbahçe Galatasaray maçı ki sevinenin, üzdenin sık sık değiştiği Fenerbahçe Galatasaray maçlarıyla dolu. Bir anda aktak yaptı Hakan, gol pozisyonu ve toparlarda gol. Bir anlık duraklama Fenerbahçe defansında. Herkes baktı, Hakan bakmadı, girdi topa vurdu ve Galatasaray'ı 1-0'a geçirdi. Karşılaşmanın daha 3. dakikası değerli seyirciler. Gol Hakan, Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Okan, önünde Stoylov, arka direğe doğru, boşluk, bomboş, şut kaleci. İkinci hamle, kurdurmuyor Semih. Karl-Heinz Feldkamp ve Ahmet Akçan ayakta. Galatasaray'ın yedekler sırası. Tugay. Berkaç güzel. Tugay koşuyor. Ceza sahasına giriyor. Vuruyor yandan dışarıya. Oğuz. Novak. Ve penaltı. Ceza sahası içerisinde. O anda Okan'ın yapmış olduğu hareket. Bir ayak darbesi. Hakem penaltı noktasını tereddütsüz gösterdi. Okan, genç oyuncu Okan üzgün. Ve topun arkasındaki Tanju kalede hayretti. Tanju topa geliyor ve topa alarda. Durum geldi. Şevket. Top Hakan'a geldi. Hakan topu kazandırdı arkadaşına. Gol pozisyonu ve Hamza bu pozisyonda kaçıyor Fenerbahçe. Gerçekten çok önemli bir gol tehlikesini daha savuşturuyor. Aykut Stoylov. Aykut ceza sahası, gol pozisyonu, Stoylov, kale boş ve topu alana yolluyor. Gol Stoylov, karşılaşmanın 45. dakikası ve Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Tugay, Tanya araya giriyor. Kalecisine veremiyor. Arkadan bir müdahale ve kartın rengi önce sarı sonra kırmızı. Arif havalandırdı. Hakan ceza sahasında. Şut pozisyonu. Şut yine kaleci. İkinci hamle. Top boşta. Vurabilir mi? Şimdi bir vuruş daha. Defanstan dönüyor. Galatasaray ablukaya aldı Fenerbahçe kalesini kelimenin tamamlamıyla. Hakan topu rakibinden kurtardı. Ceza sahasında. Hakan gol pozisyonunda. Topu rakibinden kurtarma çabaları içerisinde. Evet. Bir geri pası. İtirazlar sürüyor. Pozisyon. Top sağ. Vuruş ve gol. Marco Götz ve skor 2-2 oluyor. Şimdi bir karşı atak. Hakan gole gidiyor. Kaleci karşısında. Hakan sıyrılıyor. Ceza sahasında düşürülüyor ve penaltı. Penaltı ve kırmızı kart beraber. Evet, uygulama bunu getiriyor. Götz topa geliyor. Ve toparlarda Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası son maçında. Bu bir anlamda Galatasaray'ın Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı aldı. Anlatsın onu. Durdursun ya.